Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten tatil mekanından seslendiğim için çok değişik bir ortam meydana geldi. Ben aslında videoları çekmeyi unuttum. Hani önceden çekip kanala koysaydım bunlar olmayacaktı. Ama şu anda zaten yandım ve biraz da böyle kırmızı kırmızı, biraz acı acıyarak böyle bir video çekeceğim sizlere. Hadi bakalım diyorum. Yay burcu kadınlarını bakalım Temmuz ayında neler bekliyor? Kartlarımız bize neler gösterecek? Bunları yorumlayacağım sizler için. Haydi başlayalım. Ters de olsa sanki güzel görüyorsunuz gibi geldi bana şu anda. Şurası çok güzel geldi. Gerçekten çok 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 güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili yay burcu kadınları. Bu ay biraz kırık kalple başlayacaksınız ama bu kırık kalbiniz size artık daha stratejik olmayı, daha dengeye gelmeyi, daha uyumlu olmayı, daha umutlu olmayı öğretecek. Bu ay bunları öğreneceksiniz. Umut dolu olmanız gerekiyor ve bu umudunuzu mutlaka uzun süreler muhafaza etmeniz gerekiyor diyor. Şöyle iki tane kart geldi yan yana. Taahhüdünüz sınanıyor ve düşlerinizi gerçekleştirin diye şöyle iki tane kartımız var. Aslında güzel kartlar ama tabii ki bu ay ilk haftasında, ilk 9 gününde bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Daha sonrasında 9. günden sonra muazzam güzellikler sizleri bekliyor olacak. Dilekleriniz gerçekleşecek. İmparatoriçe edasıylasınız. Bakın burada. Ve Koç Aslan Yay burcunu temsil eden Değnek Kraliçemiz de geldi sizler için. Bu ne demek oluyor? Bu ay istediğiniz her şeye kavuşabilme becerisine sahipsiniz. Yani dilek mi dilemek istiyorsunuz? Bu ay dileyin. Bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Bir harekete mi geçmek istiyorsunuz? Harekete geçin elbette ki. Her şey söz konusu olabilir. Nasıl yapabiliyorsanız kendinizi bilirsiniz. Hani bir şeyi yapmak için dua mı etmeniz gerekiyor, harekete mi geçmeniz gerekiyor, birinden yardım mı istemeniz gerekiyor? Bunları düşünmeniz ve doğru bir plan yapmanız gerekiyor. Peki bir de şurada şöyle bir figürümüz var. Erkek figürü, kral geldi. Yani bir eril enerjinin simgesi var. Bu ay biraz eril enerjiniz çalışabilir. Ekstradan da bir erkeğin yardımı size dokunabilir. Hangi konuda diye bakalım. Önce siz görün. Öfkelendiğiniz, harekete geçmek istediğiniz bir konuda bu adam size yardımcı olacakmış. Çok güzel geldi bence. Muazzam geldi. Şöyle bir genel olarak baktığımızda. Kırık kalple açtık ama
Sonra bütün dilekleriniz yerine geliyor kartı geldi. İmparatoriç olarak geldiniz ve değnek kraliçesi olarak da geldiğiniz için zaten muazzam. Bir de yin ve yang kartımız geldi, strateji geldi. Umut geldi, taahhüdünüz sınanıyor ve düşlerinizi gerçekleştirin. Pes etmiyorsunuz bu ay. Hiçbir şey olmuyor, kötü hiçbir şey olmayacak ve olmuyor da. Size öyle gelebilir, umutsuzluğa asla kapılmıyorsunuz. Her şey yoluna girecek demektir. Şimdi sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan yay burcu kadınlarını Temmuz ayında neler bekliyor? Aslında çok fazla sorumluluk almışsınız. İşe girmeye ihtiyacınız yok gibi görünüyor. Yani o kadar çok sorumluluk almışsınız ki belki de işe girmeye vaktiniz olmadı bu zamana kadar. Bir işi olanlar için ise işinizi elinize sıkı sıkıya tutacaksınız. Hiç kimseye bırakmayacaksınız. Zaten bu işten çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani bu işte kalmanız gerekiyor. Bir engeliniz var. Ya kredi çektiniz, ya borcunuz var, ya bir şey var. Ya maaşınızı alamadınız, hani olur ya bazı iş yerlerinde eksik verir. Bir şeyler var yani. Ama güzel bir durumda var. Bir para alacağınız da olabilir iş yerinizden. Ya da terfi bekliyor olabilirsiniz. Bunların karşılığında hani çıkmayı düşünmeyeceksiniz bu ay. Güzel geldi aslında. Bir ilişkisi olmayanlar, bir ilişki başlangıcı meydana gelecek. Bakın değnek asıyla birlikte bir başlangıç asımız geldi. Çok güzel. Ayın 1'i, 10'u, 11'i çok önemli. Saat 1, 10, 11 saatleri çok önemli. Teklif alabilirsiniz. Belki de bir ex partnerle tekrardan başlayabilirsiniz. Çünkü burada hafif de bir öfke hissediyorum. Sanki artık böyle her şeyi siz devralacakmışsınız gibi. Ya sen yapamadın öf deyip sanki bu sefer de benim dediğim olacak deyip bu ilişkiye tekrardan başlayacak olabilirsiniz. Ama bir başlangıç görünüyor. Pekala, bir ilişkisi olanlar için ise ay kartı geldi. Ay kartı belirsizliktir. Biraz aldatmaca, biraz hilekarlıktır, biraz güvensizliktir. Bir şey var, bir şey olmuş. Ama bakın kartın altında 3 tane de hayvancık var. Bir tanesi akrep, bir tanesi köpek, bir tanesi çakal gibi, kurt gibi bir şey böyle. Ya size ya da aklınızdaki kişiye böyle bir arkadaşları var. Aklınızdaki kişi balık burcu olabilir. Yani ilişkide olduğunuz kişi balık burcu olabilir. Yükseleni veya ay burcu balık burcu olabilir. Bu yüzden de çevresindeki diğer su grubu insanlardan çok çabuk etkileniyor olabilir. Ama iyi bir şey vermiyorlar yani ona. Tavsiyelerde bulunmuyorlar. Peki ne olacak? Aranız ne olacak? Evet, birbirinize sevgiyi vermiyorsunuz. Neden? Duruyorsunuz. Başka planlarınız var. Bir iş planlarınız falan var. Ne oluyor bakalım aranızda? Bakın hilekarlık oluyormuş. Hiç güzel değil. Ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Evet. Hatta birinden yardım alabilirsiniz bu konuda ortaya çıkması için. Maalesef böyle bu şekilde geldi. Peki karşı taraf sizi seviyor mu? Annesi geldi. Anneye dikkat. Kayınvalide enerjisi var. Eyvah eyvah. Anne yine etkilemeye başlamış oğullarını. Anneler. Dikkatli olmanızda fayda var. Anne höt dedi mi bu erkekler her nedense duruyorlar. Kendilerine geliyorlar. Böyle enteresan insan cinsi diyelim erkekler için. Yani artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Hani aptal değiller. Zekaları da yerinde, gayet güzel. Sadece yanlış tercih yapıyorlar her nedense bilemiyorum. Peki sırada evli olanlar var. Bakın fikir çatışmalarınız veyahut da başka türlü kavga etmeleriniz söz konusu. Ne olacak bu ay? Neyse, güneş geldi, kurtardık. Arada çocuk da var. Bakın ne kadar güzel geldi. Bütün sıkıntılarınız, anlaşmazlıklarınız, kavgalarınız, gürültüleriniz bitiyor bu ay. Güzel bir ay bu. Temmuz ayı evliler için. Platonik olanlar için tedirginsiniz birazcık. Sanki şöyle bir şey olmuş gibi. Bir iletişim olmuş aranızda ama terslenmiş olabilirsiniz. Veyahut da tersleneceğinizi söylüyor birisi olabilir. Veyahut da bir yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da ilk adımı siz attınız, yanlış oldu dediniz. Bir tedirginliğiniz var sizde. Bunu ilişkinize göre alabilirsiniz.
Ne olacak peki? Bu adamın size gelme ihtimali var mı? Maalesef bu ay yok sevgili arkadaşlar. Bu ay belki size kırıcı bir söz iletilebilir veyahut da bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenecek olabilirsiniz. Değişip dönüşür mü bu kişi, size gelir mi? Şimdi burada 3 tane kadın var, görüyorsunuz değil mi? Yine üçlü bir durum. Burada diyor ki bu adam kadınlara düşkün diyor, bu aklınızdaki kişi. O yüzden bu adama birazcık dikkat etmeniz lazım. Sizi üzebilir platonik olduğunuz kişi. Yani platonikler için söylüyorum burasını. Peki, ex partnerini bekleyenler, bu adamın size gelme ihtimali var mı? Evet, ilahi adalet tecelli edecekmiş ve ilahi adalet size gelmesini zaten istiyormuş. Bunun zamanı bu ay sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir kart geldi. İlahi adalet sizinle ve hak ettiğiniz aşkı göreceksiniz. O da hak ettiği cezayı alacak. Çok üzgünüm. Çünkü sizi üzmüş. Belli ki ex partner olmanızın bir sebebi var. Öyle değil mi? O yüzden de bu cezayı çekmek zorunda. Peki bundan sonra ne olacak aranızda? Bu cezayı çektikten sonra bir ikileme düşülecek. Desteği ters tutuyormuşum bu arada. Ve harekete geçecek sizinle ilgili. Aynı sizin gibi böyle hevesli olacak. Belki o da Koç, Aslan, Yay burcunda bir insan olabilir. Eğer öyleyse daha çabuk atakları olacak. Daha çabuk size gelmek isteyecek. Taşınması söz konusu, iş yerinin taşınması söz konusu. Bunları da göz önünde bulundurun. Böyle bir şey yaşayacak Temmuz ayında. Ya da en azından bunları düşünecek veyahut da gitmeyi düşünüyorum diye dile getirecek olabilir. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok düzensiz bir sehpanın üstünde gerçekleştirdik açılımı ama umarım herkese ışık olur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.